İyi ki doğdun Fatma. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Koş anneannenin yanına Çınar. İyi ki doğdun Fatma. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar size. Aferin size. Aferin. Abim annemin geçmiş doğum gününü kutladı. Sürpriz pasta almış böyle. Benim de haberim vardı. Işıkları kapattım, mumları yaktım. Parmak atma lan. Ne hissediyorsun anneciğim? Geçti ama doğum günün. Biraz geçmişti ama yine de mutlu. Günaydın arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben iyiyim, şükür olsun. Anneciğimle kahvaltımızı yaptık, karnımızı doyurduk. Şimdi dediğim gibi teyzemin kızına gidiyoruz. Tuğçe'ye, yeğenime diyoruz yani, kuzenime. Yeni gelin evine gidiyoruz bakalım. Saat kaç? Öğlen oldu. Giyindim arkadaşlar, ne giydim hemen size. Şöyle bu üzerimdeki tonuyu ben geçen sene almıştım ama bir defa mı ne giymiştim, çok giymek nasip olmamıştı. Böyle bir defa giymiştim. Siyah pantolonumu giydim, kalın kemerimi taktım. Böyle üzerimdeki de bluzu giydim. Üzerime, altıma siyah uk botlarımı giyeceğim. Siyah çantamı takacağım, kabanımı giyeceğim. Bu şekilde. Arkadaşlar kuzenimin evine geldim. Yeni gelin evine geldim. Birazdan zaten ev turunu çekeceğim ama öncelikle sizi kuzenimle tanıştırayım. Benzeşiyoruz mu bakalım şöyle. Bu da benim kuzenim Tuğtiş. Merhaba. Tuğçem. 7 ay oldu, daha 7 aylık evli. Evet. Mutlu musun? Ay ne desem acaba bilemedim. Ağzından yüzünden beri valla mutlu oldum. Evet çok mutluyum. Neler hazırladın bize? Koçundan çok memnunum. Valla yaprak sardık, lahana sardık. Fırında tavuk, fırında sebze. Tuğçe zaten annesi, teyzem de öyle. Annem gibi hep çalıştığı için küçüklüğünden beri hep mutfak yemek işlerini bilir. Enişteyi göstereyim size hemen. Bu da eniştemiz Çağlar. Merhabalar. Çağlar. Bu da benim hastalığım geldi. Teyzemi zaten biliyorsunuz artık. Teyze fenomen oldu artık. Filiz teyze. Çin'den yeni geldi. Biraz sonra size ev turunu çekelim. Şimdi size arkadaşlar küçük bir YouTuber'ımız var, onu göstereceğim. Efe'ciğimi. Sizleri tanıtmak istiyorum. Küçük YouTuber. Efe. Bakın ablaları, bu da YouTube kanalı açtı. Heves etti benden. Ablaları kanalını takip edin, abone olun. Göster kanalını. Adını soyadını söyle. Ablalar belki seni takip ederler. Çocuklar olan takip eder belki. Çok heves etti. Efe ile vlog kanalı. Gel bak gösterelim şöyle. Ablaları bakın böyle Efe ile vlog yazdığımız zaman çıkıyor benim yeğenim. Takip ederseniz seviniriz değil mi? Yakışıklı. O da yeni vloglar çekiyor böyle çocuklarla alakalı. Benim oğlu şimdi burada zaten. Böyle mutfakta oturuyoruz şimdi, vallahi keyif yapıyoruz. Biraz sonra Tuğçe'nin ev turunu çekerim arkadaşlar. Çok güzel bir evi var söyleyeyim size. 7 aylık evli. Tekrardan biraz sonra görüşürüz. Nerede kapıyı açmış? Ne oldu? Duydum, açtır kapıyı açmış. Annem geliyor demiş. Evet, koyasam. Yani o zaman tasa dök. Kız tas yok mu şöyle? Tam tasa dökeceğim de şey. Aç. Bıçağın ucuyla şöyle hafif açalım. Havası normal. Açılmaz. Hadi. Mutfağın çok güzelmiş Tuğçe. Çok evet, beğendim. Evet, ben çok seviyorum. Çok rahat hareket ediyorum. Büyük hem de çok güzel güneş görüyor. Evet. Ben şu odayı çok seviyorum. Cam oluyor ya lavabonun önünde. Ben de çok seviyorum. Ha. İnsan içi açılıyor bulaşık yıkarken. Anne buna biraz su katalım mı, yeterli mi? Gördün benim gördüklerim başından başına. Ay ya, bana niye kaktüs yapmıyorsunuz ya? Ben sana vereyim kaktüs. Ya çok güzel ya, Allah razı olsun, bir tane de bana vereyim. Ben teyzenden aldım 3 tane. Thank you.
kapıdan giriyoruz böyle eve. Burada şöyle bir avize kullanmış asma tabağım var. Burada bir hol var arkadaşlar. Bayağı geniş. Şu şekilde. Şunlar bizim çıkardığımız eşyalar, böyle değildi biraz önce. Buraya bir tane çiçeklik almış Tuğçe. Ben de bu çiçeklikten almayı düşünüyorum. Bakalım. Böyle şimdi buradan direkt baktığımızda karşı kapı salon. Burası mutfak. Öncelikle size salonu göstermek istiyorum. Şöyle girdiğimizde bayağı güzel, ferah bir salonu var. Şöyle. Mobilyaların rengi de çok güzel. Modelini de çok beğendim ben Tuğçe'nin. Şöyle tepeler asma tavan. Beyaz bir avize kullanmış. Koltuklarının rengi bu şekilde. Daha 7 aylık gelin arkadaşlar kızımız. Hemen böyle geldiğimizde burada servis sehpaları var. Bu şekilde. Üzerleri mermer desenli. Biri değişik kenardan mı çıkıyor anlayamadım çok fazla ama. Koltukları bu şekilde. Koltukların renkleri yeşil. 2-3'lü yeşil ama öyle değişik bir yeşil. Su yeşili mi? Ne renk olduğunu bilmiyorum şu an tam olarak anlayamadım. Hardal sarısı yastıkları var. Tekli berjerleri de bu şekilde. Hardal sarısı. Böyle bir tül perde kullanmış kuzenim. Daha tabii yeni evli oldukları için eksikleri var yani. Şöyle düğün resimlerini çıkarttırmışlar. Bu şekilde yaptırmışlar. Bence daha spor güzel durmuş. Şu şekilde yakından göstereyim. Şöyle. Bu şekilde tablo şeklinde yaptırmışlar. Hemen buraya geldiğimizde ise bu tarafta yemek alanı var. Burada konsolu var. Mobilyasını gerçekten ben çok beğendim. Zaten Eskişehir Kardim Mobilya'dan aldılar mobilyalarını. Kardim Mobilya'nın da zaten mobilyalar gerçekten farklı ve güzel oluyor. Kalitesi güzel oluyor. Annemin evdeki TV ünitesi de Kardim'den, bazası da Kardim'den, çok memnun. Böyle konsolu var arkadaşlar. Şu şekilde üzerine, tabii yeni gelin olduğu için bunları sermiş şimdi ama ileriye dönük eminim ki bunları kaldıracaktır. Böyle albümleri. Bu şekilde. Burada üzerinde iki tane yuvarlak ayna var. Ben de üzerimi değiştirdim. Tuğçe'den rahat bir şeyler giydim. Allah'ım, eskiden Tuğçe'nin kıyafeti mümkün değil, bana olmazdı. Burada yemek takımlarını döşemiş. Böyle göstereyim sizlere. Misafirlik yemek takımlarını bu şekilde döşemiş. Şu tarafını açalım bakalım. Kurcalayalım. Yeni gelinden izin aldık. Vallahi burada da bir şeyler var. Yine yemek takımına bağlı. İşte çatal, bıçak takımı, çekmeceli, şarap bardakları, işte meşrubat bardakları, fincanları. Buraya da bu şekilde döşemiş. Buralar da çekmeceli mi? Bilemedim de. Aa evet, bakın arkadaşlar. Buralardan da çekmece çıkıyor. Peçetelerini falan koymuş herhalde. Yemek masalarını falan koymuş. Masası bu şekilde. Tekli koltukları böyle arkadaşlar. Şu şekilde. Rengine bayıldım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bayağı farklı mobilyasının rengi. Yine masası da böyle mermer desenli. Zaten hepsini takım almışlar. Hepsini Kardin'den. Burada uzun pufu var. Bu tarafta 3 sandalyesi. 2 sandalye de burada var. Hemen burada şöyle bir saati var. Gold renginde. Sanırım bu teyzemden hediye olması gerekiyordu. Yani başka bir teyzemden. Serpil teyzemin hediyesi diyebiliyorum ama ben. Yine sehpası da takım mobilyasıyla. Sehpası da şu şekilde. Yine böyle yakından göstereyim. Mermer desenli. Böyle arkadaşlar, beyaz bir halı kullanmış. Şimdi annem işime. Salondan çıkıyoruz. Hemen. Koridor arkadaşlar bu şekilde, parke değil. Mermer mi diyorlar böyle. Şimdi hemen bu tarafta oturma odası var. Oturma odasını göstereceğim. Çok şirin bir oturma odası yaşamış. Burada çiçekleri var arkadaşlar. Oturma odasına L koltuk kullanmış. Ben oturma odasına bayıldım. Anne, gider misin? Tamam anneciğim, videoyu çekeyim. Tamam. Şöyle lacivert turkuaz mavisi bir L koltuk kullanmış. Şöyle. Bence çok şık duruyor. Çok da hoşuma gitti benim. Şurada böyle bir resimlik kullanmış farklı. Şöyle yine eşiyle resimleri var. Gider misin be? Tamam anneciğim. Burada lambader kullanmış arkadaşlar. Şöyle. Köşeye lambader koymuş. Buradaki tül perdeleri de güzel. Böyle açmalı kapamalı. Turkuaz. İçine böyle stor kullanmış. Buraya daha rahat olsun diye. Yine Tuğçe'nin de burada kaktüsleri var.
küçük küçük. Bence bir şey yok. Benim. Ama evinin camları falan çok geniş arkadaşlar. Çok bence aydınlık, şey ışıklık yok. Yani. Böyle burada televizyonu var duvarda. Üçlü sehpaları var. Bu sehpalardan ben de gördüm. Çok beğendim. Ben de alacağım arkadaşlar. Salonuma alacağım ben de. Tamam anneciğim, bir saniye bebeğim. Buradaki halısı da bu şekilde arkadaşlar. Bir de buradaki avizesi. Şimdi burada dediğim gibi böyle bir koridor var arkadaşlar. Hemen böyle. Şurada banyosu var. Ha yok, burası banyo değil. Burada küçük bir kiler gibi bir şey yapmışlar. Buraya çamaşır makinesi koymuş. Ya burası çamaşır makinesi koyma yeriymiş. Yani çamaşır odasıymış. İşte sepetleri, seresi, çamaşır makinesi falan var burada. Yani şöyle. Bence güzel, mantıklı bir ev. Ha, açılıyormuş. Otomatikmiş ışık. Ben fark etmedim. Böyle çamaşır sepetlerini falan koymuş. Burada böyle bir kiler odası gibi bir oda var, ama kiler odası değil tabi, burası normalde çocuk odası. Tabi bizimkiler daha yeni evli olduğu için buraya böyle fazla eşyalarını koymuşlar. Çamaşırlığını, ütü masasını, böyle işte sandığını, çeyiz sandığını falan koymuşlar. Buraya da böyle perde, böyle bir kilim tarzı bir şey yapmışlar. Tuğçe dedi ki abla buraya dedi tavandan aşağı kadar dolap yaptıracağım dedi. Buraya dolap yaptıracaklarmış. Bakın sandalyenin bir tanesi burada. Böyle. Hemen buradan geldiğinizde ise arkadaşlar, burada normal evin banyosu var. Bakar mısınız, yeni gelinler depolur ya böyle havlular. Böyle lavabolu bir dolabı var. Kırmızı paspas kullanmış. Yine tavanlar böyle gökyüzü desenli. Bu şekilde şuradan döndüğünüzde arkadaşlar duş akabım var. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Burada da böyle. Güzel bir yatak odası takımlarını göstermek istedim size. Böyle burada da gri bir yolluk kullanmış. Başlıklarını yan yana koyamamış arkadaşlar, sığmadığı için. Birini buraya koymuş, biri de orada. Burada da yine spor perde kullanmış, spor. Yatak başlığı falan yine spor, hoşuma gitti benim. Bu şekilde. Gardırobu da bu şekilde. Böyle. Ben mobilyalarını çok beğendim kuzenimin. Yine böyle işte aynalık şifonyer mi diyorlar, ne diyorlar. Böyle. Burada yuvarlak bir ayna kullanmış. Hemen buradan böyle geliyorsunuz. Burada ebeveyn banyosu var arkadaşlar. Buraya da yine çok ayrıntıya girmek istemiyorum özele. Böyle. Kuzenimin ev turu bu şekilde. Umarım beğenmişsiniz diyeceğim ama mutfağı göstereceğim daha. Böyle kapıdan girdiğimizde ise arkadaşlar mutfağına giriyoruz. Mutfağı bayağı ferah. Şuraya yemek masasını koymuş. Hemen üzerinde televizyonu var. Yemek masası da yine diğer mobilyalarla takım. Mutfakta iki tane halı kullanmış kuzenim. Açık renk halı kullanmış. Gayet de güzel olmuş. Yerleri. Mutfak şöyle L gibi dönüyor. Yani bu taraf mutfak alanı. Bu kısımda yemek alanı. Bayağı büyük. Şurada böyle kendilerine yatacaklar kadar güzel balkonları var. Kapatmışlar balkonda. Orada bir balkon dolabı var. Kiler dolabı. Kombi puf atmışlar içinde. Oraya. Kombi var içinde. Kiler gibi mi ablam? Aynen, kombi içinde bir şeker var. Aynen, şöyle kocaman tavandan aşağı kadar dolap yaptırmışlar. Kapalı balkon, bence gayet güzel. Yeter, ne olacak? Mutfağı geniş, ferah. Böyle beyaz dolapları var. Siz bu evi kendiniz mi yaptırdınız ablam? Böyle miydi aldığınızda? Ha, bu önceden vardı değil mi bu ev? Tabii, normalde içinde kiracı vardı. Kiracı. Ha, kayınbabası önceden almış, kiracı oturuyormuştu içinde. Burada da böyle siyah bir avize kullanmış Tuğçe'm. Buzdolabı bu şekilde gri kullanmış. Dolapları beyaz. Bayağı ferah. Yine burada da spatlanmalar mevcut arkadaşlar. Böyle asma tavan. Şu olay çok hoşuma gitti. Benim bu lavabonun önünde camı çok seviyorum ben. Çok ferah duruyor. Bulaşık makinesi yine burada. Beyaz eşyaların arçeliğin mi ablam? Arçelik. Bu LG. Memnun musun beyaz eşyalarından? Yeni evlenecek kızcılar varsa. LG'den çok memnunum. Çamaşırlar da Arisonot var. Aynen. Mikrodalgası Samsung'un. Fakir'in şeyi. Yine kahve makinesi. Memnunmuş şu an için. 7 aylık evli kuzenim. Şu an memnunuz diyor. Ben hepsini aynı marka denk getiremedim. Çünkü ölçüleri tutturamadım. Zaten elektronik halde ablam, şans işi birazcık yani. Mutfak tezgahı da böyle L dönüyor arkadaşlar. Yine bayağı büyük. Bu şekilde. Sizlere de fikir olsun yeni evlenecek arkadaşlara. Tuğçe'cimizin ev turu bu kadardı. Burada da pembe bir stor kullanmış yine spor. Camları falan bayağı geniş. Ferah ferah. Ben çok beğendim. Allah ağızsa dili oturmaya nasip eylesin. Teyzem de yeni bir dekor yapıyor şu anda. Teyze şu an ne yapıyorsun? Anne, onun üstüne biraz zeytinyağı gibi biraz ceviz. Teyzem şu anki yaprak sarması yapılmış. Burada Tuğçe'cim salataları bölüyor. Burada kompostumuz var. Şeftali. Şeftali kompostu yapmış. Ne yapıyor çalar masaya?
Rahat olsun. Misafirlik yemek takımlarını buraya koydun o zaman. Aynen. Günlükleri çıkarsan da olur ablam be. Uğraşma sen. O şey abla, 6 tane ya. Ha, az. Ha, albümünüz de çıkmış. Bakarım biraz sonra. Evet. Bunları misafir geldiğinde sofrada... Asancıkları gördüm ama ben de mi alsam ki? Nasıl, ne kolay? Sofrada su koyuyorum. Valla. Şeyden çok... aldım ben. Bunların büyüklerinden aldım. Aynen. Yani. Çok hoşuma gidiyor. Konsolun üstüne. Bunlar annem almış bana. Anladım biliyorum. Evet. Şimdi. Bunu şunu an... almış Fatma teyze. Aynısı bana da aldı. Evet. Bu benim çok beğendim. Fondolum. Ay çok güzel. Evet. Bunun şeyde yiyordum hani. Çok güzel. Tabii biz Çağlar'la bunu bitirdik. Yediniz. Bunu Serpil teyze mi aldı? Evet. Aynen. Bunu çok güzel konsol. Ben getirttik. Tek senden. Çok memnunuz. Çok güzel. Güzel. Gerçekten evet. Avizen güzel. Benim de avizeler beyaz. Aynen. Bunlar takım. Bunlar nasıl çıkıyor? Falan. Yandan mı çıkıyor? Hayır abla. Üstten böyle. Ha, kaldırma ablam. Ha. Orta sehpamla bu. Takım değil mi? Bunları bilerek böyle aldım. Bunlar mermer desenli olsun. Bunlar da mermer desenli. Aynen. Aldım. Çok güzel ablam. Allah evet. Ağız tazıyla turmaya nasip etsin. Çok güzel. Kapatalım. Soğuk. Burayı yakmıyorsunuz mu yoksa? Kullanmıyorum orayı. Zaten çok soğuk yapma. Da olmuyor. Yani. Doğal gaz mı burası? Doğal gaz. Çok iyi ısınıyor. Hadi Firiz Hanım çok yavaşsınız. Hadi. Evet. Hı. Firiz Hanım şeftali kompostlarını koyuyor. Ben de kışın Yok ya iyi. Ne kadar büyük olsa kadar sığamam oğlum. Daha ne kadar olacak? Gayet bence de gayet güzel. Güzel, güzel. Her şey güzel maşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Cicim aylı. 6 ay gerçi bitti. 7. aya girdiniz değil mi siz? Cicim aylara geçtiler. 7 bitti mi? 7 bitti. 8'e girdi. Oy maşallah. Çocuğum sen şimdi 8 aylık mı evlisin? 8 oldu. Vay anasına be. Ben 9 senelik evliyim. 8 aylık oldu. Senin 9 seneye girdik. Yalan söyleme. Vallahi öyle canım. Çağrı nasıl öğretir? Yalan söyle. Evet. Nasıl doksiyonmuşsun sen? Anne koca kaseyi koyacaksın şundan koyseydin ya. 2011'de. Allah Allah. Şöyle. Ekmek. Yiyordursun Sofya. Acıktık. Yemek yok da. Acıktık. Karanlık zamanı. Güncel yeme. Allah sana sıkıştırma teyze. Ağlatma ne olur teyze. Teyze bak kandır da öp. Bak çok güzel öptürür. Sıkıştıracak yemin ederim ısıracak. Güncelleme zamanı diyor zaten.
Arkadaşlar yemeği... Ya Çağlar ya. Ne oldu? Hemen taklitimi yapıyor. Şimdi yemeğimizi yedik diyor. Şimdi yemeğimizi yedik, çayımızı koyacağız. Evet, bulaşıklarımızı yerleştirdik. Bütün yalnız işleri Çağlar yaptı. Masayı topladı, bulaşıkları temizledi. Evet, Tuğçe sadece işte tepsiyi çiftliyor. Hayır, benim koçum her şeyi yapar bana. Biz oturduk, keyif yaptık. Çağlar çalışsın. Köle şimdi Çağlar gibi beni çalışıyor. Şey, tatlıyı matlıyı hazırladı Çağlar. Buraya da biraz sonra servis dolaba yapacak. Dolaba sapan da şeksin. Niye koymadın Çağlar bunu dolaba? Tuğçe, getir oklavayı. İşkenceye hoş geldin. Tuğçe'cim triliçe yapmış. Onu hemen buzdolabına bir yer ayarlayalım. Şunu tepeye koyalım. Ama üst boştu. Şuraya koyacağım zaten. Şöyle koyalım soğusun. Çayımızı da koyacağız. Evet. Kızımız hamur atsın. Hayır, yaşayacağım. Yemekleri de çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şiştik valla. Kızımız çalışıyor bir de. Çalışan gelin yani. Ay evet. Ama benim koçum şeziyetindedir, yemek istemez. Evet, hep çünkü abur cubur. Köfte, patates, ekmek arası, döner, İskender. Parlatıcımız bitmiş. Parlatıcı ben kullanmıyorum Tuğçe. Sirke kullanıyorum, elma sirkesi. Ama sirke. Doldur bakalım. Annemler ne yapıyor? Bir bakalım kızlar. Hadi gelin gidelim. Çağır işte. Anne. Keyfe bak vallahi kalın. Allah Tuğçe'cim çok zorluklara rağmen isteğe bağlı. Yemek sonrası bir Türk kahvesi yaptım. Türk kahvesi değil, dibek kahvesi yaptım. Evet, yemek sonrası Türk kahvesi. Şimdi 3 genç oturuyoruz. Muhabbet sohbet ediyoruz. Dibek kahvemizi içiyoruz. Çayımız da demlendi. Biraz sonra çayımızı içeceğiz. Evet. Tuğçe'cimin hediyesini vereceğim biraz sonra. Ya Çam sakızı, çoban armağanı. Evet, tatlımızı yeriz. Biraz neremize yiyeceksek artık. Karnım çok şişti. Tuğçe diğer kolyenin ne takma? Onlar kasada. O çok büyük çünkü. Bunu günlük takıyorsun değil mi? Günlük kolyem aynı. Küpelerim günlük. Here we are.